Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar ve temizlik. Evin içi bitti. Şimdi dışarıya taştık. Gördüğünüz gibi ardiye temizliği başladı. Şöyle pazar yeri gibi burası. Oy 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 taşmış durumda. Ay böyle işte. Hava çok güzel bugün. Ama ben biraz üşüyorum. Evet gidiyorum Ender'e bakmaya. Bakalım ne yapıyor Ender. Bit pazarı gibi. Ardiye'nin her şeyi dışarıda. Gördüğünüz gibi. Ve temizlik var. Şuralardan geçmeye çalışıyorum. Geçtim. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ardiye temizliği. Aynen. Ev bitti. Şimdi ardiye bahçe. Evet. Burası daha bir sıcak. Çatısı buranın alçak ya. Ay. Biraz makine dinlensin. Eski makine emektar. Evet bizim emektarımız. Bunu arabaların koltukları için kullanıyorduk. Sonra ardiye olunca ardiye için kullanıyoruz. Çok böyle toz yağdığı zaman da havuz veya havuzun başı veya balkonu süpürüyoruz. Ya da evde inşaat işi olduğunda büyük kaba tozları bunu alıyoruz. Bir süpürge. Evet. Ama çok emekler. Çok emekler. Doğru. Herhalde bir 15 senelik falan evet, var. Evet. Bir su içeceğim hayatım. İç iç. Sıcak burası. Aynen. Oyuncaklar, Hera'şımın oyuncağı. Arkadaşları Hera'ya bu oynamasını seviyor diye böyle bunun setini almışlardı. 2014 yılında Söke'de. Bu kalmış. Burada. Hera'şımın oyuncağı burada. He. Çocukum. Ay. Bazı şeyleri hayatım kutuluyorum. Unutuyorsun. Unutuyorum. Öyle temizlikte açınca aklıma geliyor. Ay. Şimdi daha bir güzel yerleştirirsin. Yani, ekipmanlar. Burada şey kestim ya. İki ne? Çuval talaş çıktı. Ahşap falan makinem buradaydı içeride. Doğru. Talaş tozu. Aynen. Şimdi silip yerleştireceğim her şeyimi. Bayağı da malzememiz var bir sere yani. Evet canım. Bit pazarı gibi. Açalım kapıyı da hani TLC'de var ya program TLC'de. Şey satalım. Bahçe marketi. Evet. Bahçelerine insanlar böyle evdeki fazlalıklarını koyuyorlar. Bahçe marketi diye. TLC'de çöp evlerde falan yapıyorlar onları gerçi. Hani ya da istifçilerde. Şimdi ara öğün saatleri. Bugün pres kemik verdim. Fox'un yiyişine bakar mısınız? Dağıttı kendini. O gidi.
pazar ve market alışverişimizi yaptık. Eve geldik. Sizi şu güzel papatyamla karşılayayım dedim. Bakar mısınız kasımpatılarda ne kadar güzel oldular. Yeşillendiler. Harika oldular. Ay buralarda yeşilleniyor bahar. Sonra tam böyle buraları sarınca yaz geldi. Evet çok güzel. Şimdi gidiyorum içeri doğru. Şöylesi yan bahçeyi göstermek istedim çiçekliğimi. Bu şekilde. Güzel. Gidiyorum. Merhaba. Şimdi pazardan geldik. Biraz da market alışverişi de yaptık. Hepsini sizlere gösteriyorum. Öncelikle kazancıya gittik. Birazdan gösteririm. Ender Çardağ bir ışık yapıyor. Aman Allah'ım şu an görüyorum. Çok güzel. Onun için duy ve ampul bakmaya gittik. Gitmişken de mangal yelpazesi aldık. Bu Ender'in çok hoşuna gitti. Hem sert hem de güzel yelliyor. Mangal için yelpaze aldık. 2 lira fiyatı. Uçurtma. Biliyorsunuz Gülşah buradaydı. Tam geçen sene bu zamanlar uçurtma uçurmuştuk. Çok güzeldi ama yırtıldı uçurtmam. Sonra Ender bir akrobasi uçurtması aldı ama burada uçuramıyoruz onu. Rüzgar az geliyor diye düşünüyorum ya da beceremiyoruz. Yine aynı Gülşah buradayken olan uçurtmanın aynısından aldık. 7 lira fiyatı. Uçurtma uçuracağım. Çok seviyorum. Ve bu uçurtma içinde bir ip aldım. 3 lira. Bu da neymiş? İpsa'nın uçurtma ipiymiş. Her renk vardı. Ben bu renk aldım. Yani takım olsun diye. Üzerimde de takım oldu bu arada. Uçurtma bir tek böyleydi. Hatta nasıl bir şey bilmiyorum. Bir bakayım ya. Orada açık bakmadım. Bir bakalım uçurtmamıza. Kasnaklı bir uçurtma. Kuyruğu düştü. Evet şöyle. Kasnaklı normal düz bir uçurtma. Bu kolay uçurulabiliyor. Ama kuyruğu evet. 7 lira. Şey ne diyordum? Ha, bu çok kolay uçurulabiliyor. Uçurtma uçuracağız. Şimdi pazar alışverişine geçiyorum. Pazardan ne aldık? Hemen gösteriyorum. Şöyle her zamanki çekirdek kuru yemişçimizden kuru yemiş aldık. Bu nedir? Çekirdek çiğdem içi 10 lira. Kilosu 20 lira. Yarım kilo tuzlu. Yarım kilo tuzsuz. Şöyle. Bu da 20 lira kilosu. Çok lezzetli sıcacık. Açayım ki şöyle havlamasın. Terlemesin. Şuraya koyayım şunları. Şimdi onlar birazcık ılıdıktan sonra kapları alacağım. Fıstık, tuzsuz, beyaz nohut, leblebi, beyaz leblebi ve soslu mısır. Çok tazeydi. Almak istedim. 10, 20, hepsi 42 lira tuttu. Şimdi bunların fiyatlarını tek tek bilmiyorum. Ama şunları biliyorum. 20 lira o, 22 lira da bunlar. Salatalık aldık. Şöyle salatalık 4 liraydı kilosu, 1 kilo salatalık. Biliyorsunuz ev yemeği yapıyorum çocuklara haftada 2-3 gün. Elimden gelse her gün yapmak isterim ama her gün onlara ev yemeği bütçeyi aşar. Bu yüzden haftada 2-3 gün ev yemeği güzel yani şu anda iyi. Nüfus kalabalıklaşınca tabii giderler de artıyor. Ne her neyse bugün kabak aldım. Böyle sakız kabak 2 liraydı kilosu. 1 kilo kabak aldım. Kemik suyu sulu etli bir yemek yapacağım onlar için. Bal kabağı kullanmayacağım bu sefer. Şöyle biber aldık. Ne kadardı? 3,5 liraydı kilosu. Böyle hemen 1 liralık biber aldık. Şöyle çilek 7 liraydı kilosu. 5 liralık çilek aldık. Şimdi bunun adı ne? Biz buna çağla diyoruz. Yok, biz buna badem diyoruz. Çağla da deniliyor. Çağla badem. Bilmiyorum başka bir ismi var mı şunun? Çağla. Şöyle. 7 liraydı kilosu. 1 kilo çağla aldık. Biz bunu erik gibi tuza banıp yemesini çok seviyoruz. Niye böyle bir renk? Tuza banıp yemesine bayılıyoruz. Evet. Burası bitti. Hemen şuraya geçiyorum.
Elma ve armut 1,5 liraydı kilosu. 2 kilo karışık elmayla armut aldık 3 lira. Domates aldık 4 liraydı 1 kilo domates. Limon aldık 3,5 liraydı kilosu. 10 liralık limon. Patlıcan aldık, çok aldık. Bu çantanın şu çantanın içinde de biraz var. Hepsi 5 lira. Şöyle 1,5 lira kilosu. Şu kadar falan da poşet. Küçük bir çocuk satıyordu. Dedi ki 5 liralık olsun mu dedi. Olsun dedik. Hani ben zannettim 4,5 liralık falan hani var. Yani içinde 3,5 kilo falan koydum. Hani 5'e tamamlayacak diye düşünürken çocuk benim koyduğum kadar bir o kadar daha patlıcan ekledi. Neyse zaten közleyip bunu derin dondurucuya atıyorum. Gerçekten tavsiye ederim. Hemen bu patlıcanla eğer yemek de yaparsanız en az 3 çeşit yemeğiniz hazır oluyor. Şöyle ki yani yemek de yaparsanız diyorum. Meze mesela yoğurtlu közlenmiş patlıcan veya ekşileme limon suyu, zeytinyağı, tuz hemen sarımsak koyuyorsunuz. Salata hazır. İşte bu patlıcanı hafif ocakta böyle eze eze tereyağında pişirip çok az içerisine un ve birazcık süt ekleyip alt taban sosu yapabilirsiniz. Üstüne tavuk sote yapabilirsiniz. Et sote yapabilirsiniz. Ne bileyim makarna yapabilirsiniz. Makarna açlayıp hani birazcık böyle kaşar rendeleyebilirsiniz. Lor peyniri atabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Oo, ne konuştum. O yüzden çok 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 iyi. 1,5 lira olunca aldım. Şimdi Ender mangalı yakıyor. Közleyip dolaba atacağım bunları. Biraz yani birer tane de akşam yeriz. Pazar alışverişimiz bu kadar. Pazardan aldıklarımız. Şimdi eve gelirken Şok Market'e uğradık. Hemen oradan aldıklarımı gösteriyorum. Şok Market'ten sonra da fırına uğradık. Onları göstereyim. Şok Market'ten soğan aldım. 4 liraydı kilosu ama ithal soğan. Kokusu bile değişik yani. İthal olduğu belli. Şöyle. Hiç çoktan iyidir diyerekten pazarda 8 liraydı soğan. Şok Market'ten şöyle 1 kilo soğan aldım. Özellikle sabahları şunlardan yemeyi çok seviyorum. Tadımcan'ın yer fıstıklı var. Yer fıstıklısına bayılıyorum. Fındıklısı da var. Ben bunu seviyorum. 1 lira tanesi. 5 tane bundan aldım. Arada yiyorum sabahları enerji niyetine. Veya kefir içiyorum. Veya meyveli yoğurt yiyorum. Evet bir de bundan hiç yemedim. Bu markadan Pico'nun Pico 5 yazıyor. Kayısı fındıklıymış bu. Bundan hiç bilmiyorum. Görünce kasayanı ürünü 1,5 lira. Bir tane de bundan aldım. Ve şok da avokado 3 lira yani 2 lira 99 kuruş 3 lira ve benim sevdiğim bu kaygan fuarte mi deniliyordu acaba? Şu kaygan cinsinden türtüklü pırtıklı şu üzeri ampul böyle gibi olanları sevmiyorum. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Üzeri yağ gibi. Neyse 3 liraydı. 6 tane avokado aldım Şok'tan. Ve Şok'tan sonra fırına uğradık. Yan yana zaten. 2 tane ekmek aldım. 2 lira. Ve hiç benlik hareketler değil. Ama orada böyle kızartılıyordu, kokuyordu. Ve her gelen 5 liralık lokma, 5 liralık lokma, 5 liralık lokma deyince ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı diyorum. 5 liralık lokma aldım. Vallahi kokusunu, o hamur kokusu için aldım. Baktım herkes 5 lira. 5 liralık ben de lokma alayım hani. Gelen ekmek alıyor, lokma alıyor. Severim ama lokmayı. Ballısını da severim. Çok yağ tutmamışsa balsızını da severim. Evet. Alışverişimiz bu kadar. Şimdi ben mangalı yakıyor. Ender dediğim gibi gidiyorum ona yardıma. Akşam yemeği hazırlıklarına. Ne yapacağız? Bugün tavuk ızgara var menüde ve patlıcan közleyeceğiz bol bol. Önce bir üzerimi değişip geleyim. Sonra bahçeye. Pazar alışverişinde unuttuğum bir şey olmuş. Şimdi çantamı açınca gördüm. Dedemden yarım kilo kırmızı tatlı toz biber aldım. Çubuk tarçın aldık. İkisi 20 lira tuttu. Bunu kaynatmıyoruz. Biz nereye koyuyoruz? Şişelerin içine, suyun içine koyuyoruz. Oh.
Dedem de bu biberi çok güzel yemeklik. Yemeklik derken yemek yaparken renk için, renk biberi. Kırmızı tatlı toz biber. Şimdi yemek hazırlıklarına başladım. Görüşürüz. Evet, yemeğimiz hazır. Bugün günün menüsü yoğurt var. Süzme yoğurt. Birazcık suyla açtım. Anneanne turşusu, Diyarbakır'dan isot, dedemin pul biberi, brokoli var. Brokoli ne var bunda? Tuz, limon suyu, zeytinyağı var. Aşkım yeşil soğan bizim bahçeden ve mangalda şöyle sosladığım tavuklar, közlenmiş biber ve közlenmiş soğan ve közlenmiş patlıcan var. Yemeğimiz bugünlük böyle. Hadi bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içerken Ender'le sohbet ediyorduk. Bakar mısınız yeni dünyalarımıza? Harika. Tabii alttakiler birazcık kötü durumda. Hastalandı gibi oldu ağacımız. Ama bakar mısınız üsttekiler bize yeter de artar bile. Ne zaman acaba böyle turuncu olacaklar, erecekler bilmiyorum ama şu görüntüsü bile çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Şapşik Bey, Allah arı geldi. Şapşik Bey, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında, yeni dünya hakkında? Kobe sen? Şapşik sürekli öpüyorsun ekranı. Akşam olmak üzere. Değil mi? Oğlum, kızım, canlarım. Ballarım. Hanimiş kızımın elleri? Hani el ver. Ay! Öperim o elleri. Çok severim. Hep severim. Oh, çok seviyorum be. Kızım. Oy, oy kızım heyecanlandı kızım. Kızım heyecanlandı. Ah, buradaki kızım da. Buradaki kızım da. Hani Heruşum? Hera. Hani kızım neredesin? Anneciğim utanma. Utandı Hera. Hera utandı. Hera utandı. Tamam. Hadi bakalım girelim içeri. Haberleri izleyelim. Saat 7:30. Hadi. Hadi içeri girelim. Hadi gir kızım. Utanma kızım. Heracığım. Merci.